Evet, bir de dünyadan manşetlere göz atalım. Süheyla bizimle. Hoş geldin Süheyla. Merhaba. Alt gazeteyle dünya turuna çıkalım. Evet, çıkalım. İlk olarak Alman basınıyla başlayalım. Alman basını değişik bir konuya aslında değiniyor değil mi? Bu kullandığımız elektronik aletlerin tamir edilebilmesiyle ilgili bir gündem konuşuyorlar galiba, evet, değil mi? Gerçekten aslında çok önemli olan ama genelde kullan at bozuldu mu uğraşma ya mantığıyla yaklaştığımız bir konuyla ilgili farklı bir gündem var Avrupa Parlamentosu'nda. O gündemi Frankfurt'un Allgemeine Zeitung gazetesi ikinci bahar olarak manşetine taşımış. Çünkü bozulan ürünlerin tamir ettirilmesine yönelik tüketicilere kullandıkları ama vaktinden erken bozulan ürünlerini bu şekilde onarma hakkı tanıyan bir yasa tasarısı gündeme geldi ve kabul edildi. Tabii ki bunun Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde bir norm haline gelmesi daha uzun zaman alacak bir şey ama önemli bir adım atıldı. Hedefte şu, tabii ki çevreyi ve tüketicileri korumak. Çünkü Avrupa Parlamentosu'nun hesaplarına göre her yıl vaktinden erken atılan ürünler nedeniyle 35 milyon ton atık oluşuyor. Çok ciddi bir rakam, 35 milyon ton. Ama şimdi böyle bir şey, böyle bir tasarı tüketicinin yanında ama bunu üretenler de bu yasaya aslında karşı olabilirler değil mi? Evet, bu nedenle bir denge bulunmuş. Şöyle deniliyor, üreticilerin tamir ettirme hakkı olacak, onarım hakkı olacak ama 2 yıllık asgari kullanım süresinin ardından belirli bir ücret karşılığında, yani bedavaya olmayacak. Fakat böylelikle bir geri dönüşüm hali olacak. Dolayısıyla atık sorunu da çözülecek. Hem tüketici hem de çevre dostu bir yaklaşım. Bu gerçekten de önemli. Bunu belki de dünyada en iyi yapan ülke bu arada çaresiz imkansızlıktan Küba. Bunu belirtelim. O kadar fazla tamirci var ki her ürün atılmak yerine tekrar tekrar tamir ediliyor orada. Belki bu olmalı zaten. Evet, zaten çok fazla tüketiyoruz. Her şeyi o kadar hemen bitiriyoruz ki buna da gerek var. Çünkü artık iş çığırından çıkmış gibi duruyor. Doğru. Tüm dünyada. Yani aslında biz şu an elektronik ürünleri konuşuyoruz ama mesela gıdada da çok büyük israf var. Ekranlarımıza da getirdik hatta, yani bunu uzun zamandır konuşuyoruz. Dolayısıyla biraz daha böyle tüketime gitmemek lazım. Yani değerlendirmek lazım, o israfı önlemek lazım. Burada bize de hepimize de görev düşüyor vatandaş olarak. Evet, bu başka bir haber daha aktaracaksın, evet, galiba değil mi? Evet, bir konu daha aktaracağız. Bozulan ürünlerden bozulan ilişkilere geçelim. Son dönemde Rusya-Çin ilişkileri çok bozuk çünkü bir, evet, casusluk krizi var. Almanya'nın en tartışmalı neo-nazi görüşlü ırkçı AfD partisi bir casusluk skandalının tam da odağında. Çünkü o partinin Avrupa Parlamentosu'na girmesi için aday gösterdiği politikacının Maximilian Krah'ın asistanı Çin casusu olduğu iddiasıyla şüphesiyle gözaltına alındı. Ve tabii ki bu hali büyük bir skandal. Çünkü, evet, düşünsenize siyasetin merkezinde hem Avrupa Parlamentosu'nun hem de Almanya'nın merkezinde bir Çin casusu var. Söz konusu sanığın Ocak 2024'ten bu yana Avrupa Parlamentosu'ndaki müzakereler ve kararlarla ilgili Çin istihbaratına bilgi aktardığı öne sürülüyor. Maximilian Krah bunun incelenmesi gerektiğini söyledi. Ciddi bir suç dedi. Eğer öyle olursa çalışanımla bütün ilişkimi keseceğim dedi. AfD partisinden ise lider düzeyinde bir açıklama gelmemesi dikkat çekici bulunuyor. İşte biz şimdi Avrupa Parlamentosu seçimleri Haziran'da yapılacak. Rusya müdahale eder mi diye konuşurken ortaya Çin tehdidi çıkınca işin rengi hayli değişti. Evet. AfD partisinin Almanya için ve Avrupa için güvenlik riski oluşturduğuna dair bu gazetede bazı görüşler var. Ama tabii ki parti kapatılacak mı, bu bambaşka bir soru. Bir yanda da demokrasi sorununa işaret ediyor. AfD hem görüşleri itibariyle hem de bağlantıları itibariyle Almanya ve Avrupa'nın hayli canını sıkıyor. Evet, şimdi devam edelim. İngiliz basınıyla Rishi Sunak'ı, evet, görüyoruz ve etrafında da gazeteciler var. Evet, Polonya ziyaretinde çok ilgi gördü Rishi Sunak. Gerçekten de eşine az rastlanır bir manzara. Gazeteciler çok yoğun ısrarlı sorular iletti kendisine ama en önemli açıklaması o sorular arasında savunmayla ilgili, evet, olanıydı. Savunmaya daha çok para harcayacaklarını, evet, zaten söylüyordu. Yani yapmalıyız diyordu.
bunu. Ve galiba gazetecilere de bu açıklamayı yaptı. Daha net bir tablosun. Dediğin gibi zaten İngiltere'nin uzun süredir gündeminde savunma bütçesini artırma hedefi vardı. Şimdi bu ne olacak? Rishi Sunak'ın açıklaması The Guardian'ın manşetinde. Diyor ki The Guardian Rishi Sunak'a dayandırarak artık İngiltere'nin silah endüstrisi savaş durumuna geçirilecek. Yani savaştaymış gibi üretim yapacak ve de savunma harcaması artırılacak. Hedef şu: 6 yıl içinde savunma bütçesine 75 milyon sterlin ek finansman sağlanacak ve artık savunma bütçesi gayri safi yurt içi hasılanın %2,5'ine tekabül edecek. Sunak çok iddialı. Biz bu harcamayı gerçekleştirdiğimizde Avrupa'da birinci en büyük savunma gücü, NATO'da ise Amerika'dan sonra ikinci en büyük savunma gücü olacağız diyor. Olur mu böyle bir şey? Olabilir. Gerçekten iddialı. Çok iddialı. Evet. Bunun için şimdiden hazırlıklar başladı. Olabilir. Zaten finansmanı buna kaydırdığınızda olmaması için hiçbir sebep yok. Sunak şuna dikkat çekiyor. Tamam, şu an hiçbir ülkeyle savaşa girmeyeceğiz. Panik olmaya gerek yok. Ama Rusya, Çin, Kuzey Kore tehdidi çok büyük. Biz de dünyadaki bu gelişmelere göre ayak uydurmalıyız. Zaten Ukrayna Savaşı bizim için bir ders oldu. Mühimmat üretim, silah üretim kapasitemizi artırma ihtiyacında olduğumuz ortaya çıktı dedi. İşte böylesi iddialı bir plan var İngiltere'de. Evet, bakalım, göreceğiz. Ve Fransız basınına bakalım. Le Figaro orada da bu olimpiyatlardan önce bir grev olacak değil mi yarın? Yarın bir grev var. Zaten Fransa biraz grevler. Diğer türlü sendikalar ülkesi, sendikal hareket, işçi hareketi çok haklarını güçlü. Savunuyorlar. Haklarını çok güçlü savunuyorlar. Bir şekilde. Evet, şimdi sıra havayolu çalışanlarında. Bu arada çiftçiler protestodaydı. Evet. Onlar ne oldu? Daha hükümetlerle uzlaşı yoluna gidildiği için bekle gör siyaseti izliyor şu anda. Şu an bekleniyor politikası. Yani. Evet, verilen sözler tutulacak mı? Hı hı. Çünkü çiftçiler yatıştırıldı ama bunlar ne derece uygulanacak? Yani her an yeniden alevlenebilir. Şimdi Fransa'ya geri dönecek olursak ne olacak? Yarın havayolu çalışanları, özellikle kontrol kulesi çalışanları yarın kendi maaşlarının ve iş koşullarının artırılması talebiyle greve gidecekler, iş bırakacaklar. Ve bu da seferlerde çok ciddi bir kesintiye yol açacak. Uçuşların %70'inin iptal edilmesi ya da aksaması bekleniyor. Ve Le Figaro gazetesi bunu olimpiyatlar öncesi büyük şantaj olarak görmüş. Çünkü çok dev bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacak Paris, Fransa. Ve de bu devam ederse, uzlaşı bulunamazsa olimpiyatlar da tehlikeye girebilecek. Tabii Temmuz'da olacak değil mi olimpiyatlar? Temmuz'da olacak. Az bir zaman kaldı şimdi. Çünkü Fransa da bir de protestolar hemen böyle bir hafta yaptık bitmiyor. Yani çok uzunca, aylarca sürüyor. Mesela sarı yeleklilerin protestoları aylarca sürmüştü. Her hafta onları konuşuyorduk cumartesi günleri. Dolayısıyla tabii ki de bir böyle bir kaygı olmuş olabilir olimpiyat öncesi. Dişli, açıkçası çok kararlı bir mücadele geleneğinden bahsediyoruz işçiler lehine Fransa'da. Ve şimdi tabii ki Fransa hükümeti de bunu çok iyi biliyor. Karşı adım atıldı, onu da aktaralım izleyicilerimize. Hı hı. Olimpiyatlar gibi büyük uluslararası etkinliklerde grevleri yasaklayan bir karar tasarısı kabul edildi Senato'da. Bunun onaylanması için mecliste de, ulusal mecliste de onaylanması, kabul edilmesi gerekiyor. Yani bir yandan da hükümette boş durmuyor. İşçilerin taleplerini karşılamaktan ziyade protesto haklarına geçici sınırlama getirmeyi öngören bir yol izlemiş durumdalar. Evet, İran basınına geçelim. İran basından neyi aktaracaksın? İran basını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki protestoları konuşuyor. Zaten çok uzun süredir İsrail karşıtı protestolar Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında alevlenmişti, yayılmıştı. Şimdi ise Amerika'da farklı bir trend var. Ülkenin bakın en seçkin üniversiteleri, Columbia, MIT gibi üniversitelerde, Yale gibi üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar var. Öğrenciler Gazze'ye, Filistin'e destek için ayaklandılar. Oturma eylemi yapıyorlar. Derslere girmiyorlar. Kampüsün belirli bölgelerini işgal ediyorlar. Ki onlar bu bölgelere işgal alanı değil, kurtarılmış bölge diyorlar. Ama şimdi son günlerde polis bu üniversitelere şiddetli baskınlar düzenliyor. Ama ona rağmen de devam ediyor protestolar. Ona rağmen de devam ediyor. Bakın yüzlerce gözaltı var toplamda farklı üniversitelerde. Öğrenciler ise kararlı, kendi rektörlerine, dekanlarına tepki gösteriyorlar. Peki ne talep ediyorlar? Bunu da aktaralım. Sonra Tehran Times gazetesinin manşetini de izleyicilerimize aktaralım.
İsrail'e verilen desteğin durmasına, soykırıma yapılan yardımın sonlanmasını istiyorlar. Çok net talepleri var, tepkileri var daha doğrusu Biden hükümetine. Ama işte polis şiddetiyle de bastırılmak isteniyor bu görüntüler. Tehran Times gazetesi hal böyle olunca şöyle demiş. Soykırıma yataklık eden polis baskınları. Susturulmak isteniyor öğrenciler. Bir de Washington Post'a bakalım. Evet, peki şimdi Amerika'da da aslında bir seçimler var ve evet. Biden yönetimi şu an... Evet. Ne yapacak? Yani seçkin üniversitelerde bile protestolar var. Hı hı. Biden ne yapacak? Nasıl bir yol izleyecek? O da aslında merak konusu. Merak konusu ve The Washington Post ilk sayfasında tam da bunun cevabını vermiş. Biden ne yapıyor? Protestolara karşı yaklaşımı ne? Dengeli bir yaklaşım benimsediği belirtiliyor Biden'ın. Buna dengeli de diyebilirsiniz, çelişkili de diyebilirsiniz. Karar size kalmış ama aktaralım. Beyaz Saray protestolarla ilgili açıklamalarında öncelikle protesto hakkını destek verdiğini, protesto hakkını savunduğunu belirtiyor. Ama bu protestolarda antisemitizm görüşünün de ideolojisinin de mevcut olduğunu ifade ediyor. Yani eylem yapan öğrencileri antisemitizmle de yaftalıyor, etiketliyor bir yandan. Ve de daha çok odağının söz konusu üniversitelerdeki Yahudi öğrencilerin güvenliği olduğunu belirtiyor. Yani bir yandan evet protesto edebilirsiniz ama antisemitizmsiniz ve bizim için en önemli olan Yahudi öğrencilerin can güvenliği, eğitim hakkıdır gibi bir yaklaşım var. Evet, ama yani hem protesto edebilirsiniz deyip hem antisemitizm demesi biraz çelişkili. Ki şunun da altını çizelim, bu protestolarda Yahudi öğrenciler de var ve o Yahudi öğrenciler daha da tepkili. Biz antisemitist değiliz, bunun hiçbir alakası yok Filistin'e verilen destekle ya da İsrail'e gösterilen tepkiyle. Yani işte bu etiket, bu antisemitizm evet. söylemi en çok İsrail'in işine yarıyor zaten. Bu sebeple bu kadar rahat katliam yapabiliyor belki de. Belki işte de. Amerika'daki öğrenciler bu eylemlere katılan ve onların arasındaki Yahudi öğrenciler de tam da bu noktaya dikkat çekiyorlar. Bu yaftayı kabul etmiyorlar. Çok büyük tepki gösteriyorlar. Sen de doğru bir konudan girdin. Bir yandan da seçimler yaklaşıyor. Evet. Zaten Biden İsrail'e verdiği destek için çok zor durumda. Özellikle tabii ki Demokrat Parti'deki seçmen cezalandıracak mı seçimde? Bu seçkin üniversitelerde yapılması bu nedenle kritik. Bu üniversitelerdeki okuyan öğrenciler Amerikalıysa eğer, tabii ki yabancılardan bahsetmiyoruz. Genelde Demokrat Parti eğilimli oluyor. Ama onlar Biden'a sırt mı çevirecek? Biden'ın başkanlık hayalleri suya mı düşecek? Bu nedenle bu protestoları seçimler ekseninde de okumak gerekiyor. Evet, ama biz zaten hatırlarsan diye derken zaten hani hep net bir şekilde görüyoruz onu. İlk başladığı anda Biden'ın tutumu nasıldı? Sonradan oyları düşmeye başlayınca, işte tepki eleştiriye gösterilince, başladı. Protestolar olunca Biden'a karşı Biden böyle biraz yumuşattı söylemini. Ama hiçbir şekilde eylemde de göremedik. Değişmedi. Tam değişmedi. Tersi, İran'ın misillemesi sonrası yeniden İsrail için para musluğu, silah musluğu açıldı. Eskisinden daha da kuvvetli bir şekilde açıldı. Evet. Bakalım Amerika'da da neler olacak göreceğiz evet. önümüzdeki aylarda da. Suudi Arabistan Arap basınına bakalım. Arap News'te neyi aktaracaksın? Orada İsrail'deki durumu ve Gazze'deki insani dramı göreceğiz. Tabii ki Gazze'de 200 gün geride bırakıldı. Evet. Bugün 201. özür dilerim gündeyiz evet, savaşta. Evet, 200. güne girildi savaşta. Evet, bugün 201. gündeyiz ve de hala... Gazze'deki Filistinler açlık çekiyor, susuzluk çekiyor. Çünkü oraya hala İsrail'in engellemesi nedeniyle karadan yardım girişi yapılamıyor. Havadan yardım atılmaya devam ediyor. Gerçekten bu çok aşağılayıcı bir tutumla bir yandan. Yani tabii ki yardım yapılmalı ama havadan yardım bırakmak, o insanlara insan muamelesi yapmamak gibi de eleştiriliyor. Bu haklı tepkiler de var. Ama Filistinler o yardıma çok çok muhtaç. İşte havadan atılan her türlü yardım paketine de koşuyorlar. Bir umut diyerek ailelerini evet. doyurmak, kendilerini doyurmak için. Ama o atılan bu yardımlarda ölenler de oldu. Can da alabiliyor. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Hiç yani, güvenli değil. Evet. Hani yani bir taraftan açlıkla mücadele ediyorlar. O gelen yardımlar gelmiyor. Yani daha doğrusu çok az gelen yardımlar var. Ve havadan gönderilen o yardımlara ulaşmak için de canlarını da hiçe sayıyorlar ki zaten artık o kadar çok... Ölüm kalım meselesi zaten. Aynen her öyle. Yani her açıdan ölüm kalım meselesi. Dolayısıyla çok büyük bir dram var orada. Evet.
Bu durum Arap News gazetesinin manşetinde aktarılmış. Hemen alttaki haberde ise İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmelere dikkat çekilmiş. Orada tansiyon zaten 8 Ekim'den beri yüksek. Lübnan Hizbullah'ı Filistin'e dayanışma mesajı vermek için İsrail sınırına saldırılar başlatmıştı. O saldırıların ardı arkası kesilmezken yeni kritik bir gelişme yaşandı. Çünkü Lübnan Hizbullah'ı 8 Ekim'den bu yana İsrail'deki en derin, en uzak saldırısını gerçekleştirdi. Şunun mesajını veriyor İsrail'e: ben sadece sınır bölgesini değil, senin ülkenin derinliklerini de vurabilirim. Ki vurdu. Tabii ki karşılıkta bekleniyor, İsrail ordusunun cevabı da bekleniyor. Ama işte orada Hizbullah'ın savaşa dahil olması, bilfiil girmesi tehdidi hep canlı tutuluyor. Evet, hep canlı tutuluyor ama dün de galiba yine o saldırılar, Refah saldırılar İsrail tarafından gerçekleşti değil mi? Hiçbir şekilde durmuyor İsrail saldırılarına. Hız kesmeden devam ediyor aslında. Evet, Refah kara saldırısı hazırlıkları da yapılıyor. Evet. İşte bölgede yeni bir Han Yunus'ta çadır kent kuruluyor. Bütün bunlar işte tüm dünyanın istemediği, yeni bir katliama davetiye çıkaracağı o Refah operasyonunun habercisi ne yazık ki olarak görülüyor. Yani evet, bu onun habercisi olarak algılanıyor ki zaten her şekilde Refah kara saldırısını yapacağını da yineliyor ve sert bir şekilde de söylüyor Netanyahu. Peki, teşekkürler Süheyla. Teşekkür Türkiye'de sabaha noktalıyoruz. Birazdan Sultan Arınır sizlerle olacak.